Antalya Kumluca Beykonak'tayız. Yanımızda rekor gelişim müşterimiz Sabri Cepbar. Burada kıl sivri biber serasında, salatalık seralarında rekor gelişim ürünümüzü kullandılar. Sabri abi ne oldu burada? Ne yaşıyorduk? Toprağımızla ilgili toprak durumu nasıldı? Şu an nasıl? Bitki gelişimi nasıl? Bir bahsedelim kısaca. Ben burada şimdiye kadar bu düzende dengeli sağlıklı biz hepsi yetiştiremedim. Yani burada bu yıla kadar. Bu yıla kadar yetiştiremedik diyorsunuz. Bu sene diyorsunuz. Gübremiz. Yılda ne farklılık var peki? Bu yılla ne farklı yaptınız? Sıcaklık, soğuk bir şeyler. Şunu diyorum. Kullandığınız sadece rekor gelişim var. Rekor ekstra. Gelişim. Kullandık. Kullandım. Şu an düzeni iyi. Allah'a şükür. Düzeni iyi. Böyle şeyi nedir bunun? Şöyle gösterelim. Bu kıl sivri. Bak büyüdüşü neredeyse normal sivri gibi. Şöyle. Normal şey gibi olmuş evet. Yani maşallah. Yani, yürüyüşü çok güzel. Bu şekilde. Ağaçlar da gidiyor. Sağlıklı. Ağaçların şeyi güzel. Burada toplama yaptık herhalde. Yaptım. İki sefer toplama yaptım. İki sefer toplama yaptık. Evet. Şimdi bu toprak yapısı nasıldı peki? Şimdi nasıl bir yapı bu? Suyu alıyor mu? Emiyor muydu? Suyu alıyor. Toprak yapısı iyi. Yani tamam. Gübreyi verince güzel bir değişiklik gördüm ben. Bu değişiklik gübreyi. Gördünüz. Evet. Normalde bu sebze bu kadar boylanmıyor muydu burada? Boylanmıyor. Bir de dal da yapmaydı burada. Dal yapmıyordu. Yan dal vermiyordu. Şu an güzel. Şöyle gelelim şu tarafa doğru da. Şöyle şuradan da karşıyı da gösterelim. Şuraya karşıyı. Şu aşağı biberleri de gösterelim. Şuradan şöyle yakın çekersek. Kıl sivri. Neredeyse normal sivri kadar büyüdüğü bu. Evet. Normalde kıl sivri bu. Şöyle gelin. Bugün bir hayli bir sera gezdik. Geldim. Sizi de gezdirdik. Siz de eşlik ettiniz. Evet. Oralarda da gördünüz. Siz bu sene ilk defa kullanıyorsunuz. Ben ilk defa kullanıyorum. Yani her yere de kullanamam. Kullandığım yerde farkını gördüm. Şimdi farkını diğer seralarda gördüğünüz, izlediğiniz insanlar mesela çok yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır onlar kullanan. Onlar devamlı kullanıyormuş. Kullanan insanlar. Siz bu sene öğrenmişsiniz. Hiçbir kötü gelişimi. Diyen olmadı kullananlardan. Şimdi malum insanlar faydalı olduğu bir şeyi bazen saklayabiliyor. Saklaylar. Onu, i̇şte saklamasın diye biz bir videoları işte, çekiyoruz. Aynen, insanlar örnek aynen, alsın diye. Öncelikle Beykonaklılara tavsiye eder evet. misiniz bu ürünü? Denemelerini, kullanmalarını. Şu Finike çukuruna tavsiye ederim. Bütün her yere, Antalya'ya. Öyle. Ben herkes kazansın. Herkes kazansın. Faydalı olmuş, başkasında olmadı mı o gene o. Doğru. Yani bir Allah, yer Allah herkese versin. İyi oldum. Bir yerde herkes iyi olması lazım. Aynen, aynen. Yani doğru. İki tanesi, üç tanesi kötü. Şöyle gösterelim genel manada da. Bir boyda bak. Şöyle gördüğünüz zaman hiçbir standart gidiyor. Yok. Bildiğin halı saha gibi. Aynen. Bütün biberlerin boyları aynı. Biz teşekkür ederiz. Var mı eklemek istediğiniz? Buradan üreticiler sizi dinleyecekler, izleyecekler. Yani, üreticilere tavsiye edeyim işte. Aynen bu gübreden alsınlar, atsınlar. Rekor gelişimi. Yani, hatta ben de toprakta uygulamasını tam olarak yapamadım. Geç şimdi davrandım. Sıra üstü atmışsınız. Suyla vermişsiniz. Tamam. Ona rağmen burada bu sonucu görüyoruz. Ben tavayı açtırdıydım. Dikmeden önce tavanın üstüne attım. Bir daha tavayı bozmayan diye. Bozmadınız ama su verdiniz. Şivan suyu verdim, ondan sonra dikim yaptım. Tamam. Yani tava karışsa daha iyi olurdu yani toprak. Şimdi şöyle gerçek normal uygulamamızda bizim sıraya, tavaya ya da alana atıyorsunuz. Karıştırıp evet. ondan sonra fideyi evet. dikiyorsunuz. Ama siz de tavayı işlediğiniz için toprak zaten bozmayan gevşekti. Tavayı aynen. Suyla zaten karışabilirdi. Biz teşekkür ederiz. Seranızı gezdirdiniz. Bize bugün eşlik ettiniz. Sağ olun. Şöyle bakalım ekranımızda.